Gözümde diken vardı, boğazımda kemik. Kur'an'da şöyle buyurulur. Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz, sabırlarına karşılık yerine geldi. Yine buyurulur ki, sabredip ayetlerimize kesin olarak inanmalarından ötürü, aralarından onları buyruğumuzla doğru yola götüren önderler yaptık. Bu ancak sabredenlere vergidir ve bu ancak o büyük hazzı tadanlara vergidir. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Sabırla isteklere ulaşılır ve ancak sabırla yüce makamlara ulaşmak mümkündür. Yine Hazreti Ali buyurdu ki, her kim Allah için sabrederse sonunda Allah'a ulaşır. İmam Ali Şıkşıkiye hutbesinde şöyle buyurmuştur. Başladım düşünmeye. Kesilmiş elimle atağı mı geçeyim, yoksa kapkaranlık körlüğe sabır mı edeyim? Gördüm ki sabretmek akla daha yatkın. Sabrettim. Ama gözümde diken vardı, boğazımda kemik. Ben bu uzun zaman boyunca birçok zahmet ve şiddetli mihnete yine de sabrettim. Hazreti Ali, Kureyş'i şikayette bulunarak şöyle buyurmuştur. Hakkı alabiliyorsan al ama haktan mahrum kılınırsan ister keder içinde sabret, ister üzgün olarak öl. Böylece gözüme çerçöp dolduğundan gözlerimi yumdum. Boğazına kemik saplanan kimse gibi yavaş yavaş yutkundum. Bu işin zehirden acı olan, bıçaklarla doğranmaktan daha elem verici olan kederli öfkesine sabrettim. İmam Ali, Cemel ashabı Basra'ya doğru hareket ederken şöyle buyurmuştur. Bunlar benim hükümetim aleyhinde birlik oldular. Cemaatiniz için korkmadıkça sabredeceğim. Yine Hazreti Ali şöyle buyurdu. İşlerde sabretmek bedendeki baş gibidir. Baş bedenden ayrılınca beden bozulacağı gibi sabır da işlerden ayrıldığı takdirde işler de bozulur. İmam Cafer-i Sadık şöyle buyurdu. Sabır imanın başıdır. Yine şöyle buyurmuştur. İman için sabır beden için baş gibidir. Baş yok olduğunda beden de yok olacağı gibi sabır yok olduğunda iman da yok olur. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey insanlar, sabırlı olun. Zira her kimin sabrı olmazsa dini de olmaz.